Evet dostlar, Ece Üstelik'e Kars Kalkmaz Cumhuriyeti serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Tamam, OBS'de bir sıkıntı vardı da düzeldi. Evet, bugün Kars Kalkmaz Cumhuriyeti serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümümüzde Kafkas topraklarını da tamamen elimize geçirmeyi başarmıştık. Artık Kafkaslarda tam bir hakimiyet kuruyoruz. Bu yüzden artık ismimizi Kars Kafkas Cumhuriyeti'nden Kafkasya'ya çeviriyorum. Hatta direkt Kafkas Cumhuriyeti değil, direkt Kafkasya yapıyorum ismimizi. Evet. Bundan sonra Kafkasya ismiyle anılacağız. Weimar Cumhuriyeti savaşta olduğu Macaristan Krallığı ve Beyaz Rusya'yı şu anda kolaylıkla alt ediyor. Ancak şöyle bir durum var ki çok fazla güç kaybetti Weimar Cumhuriyeti. Hani böyle böyle bir güç kaybına uğramadı. Bayağı büyük bir güç kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. Sovyetler Birliği de burada bağımsızlığını geri kazandı. Rus İmparatorluğu Türkiye Rus İmparatorluğu'nun en büyük ekonomik kaynağını eline geçirmiş. Türkiye Rus İmparatorluğu'nu var ya deşiyor geçiyor. Şu an deşiyor yani. Adamların en büyük ekonomik topraklarını eline geçirmiş çünkü Türkiye. Evet, kaybetti o toprağı. Adamların en büyük ekonomik toprağıymış burası. Ben onu daha yeni keşfediyorum. Mallar yatırımını artık kapatalım bu arada. OBS'de şu aralar sıkıntılar beraber ikidir kayıtlar yanıyor, artık kayıt yansın istemiyorum. Beyaz Rusya hala değişik çabalar içindesin yani, bırak artık çabalama, bitti her şey. Weimar Cumhuriyeti'nin orduları altında ezileceksiniz hepiniz ama ben geleceğim, bütün her şeyin üstüne konacağım. Weimar Cumhuriyeti'ni de ben yeneceğim, göreceksiniz. Yalnız Weimar Cumhuriyeti bayağı bir güçsüz düşmüş be. Senin içindeki asileri ben mi destekleyeyim efendim? Oha kanka. Bu ne biçim asidir? Macar Krallığı asilerini desteklemek daha iyi olacak. O asileri destekliyorum şu anda. Evet, buradaki isyan riskini arttırıyorum. Böyle Macaristan Krallığı'nı bir daha. Her turu böyle Macaristan Krallığı asilerini desteklersek eğer buralarda sürekli isyanlar çıkartmayı sağlayabiliriz. Evet, şu anda bayağı bir arttı isyan riski. Artmaya da devam ediyor. Şöyle tekrardan Macar Krallığı asilerine dönelim. Desteklemeye devam. Evet, burada isyan çıkmak üzere bu arada. %85 isyan riski, %99 isyan riski ve %1 istikrar. Çıktı isyan. Evet. Şöyle bir Macar'ı daha destekleyip buradan size ben bir armağan gönderirsem şöyle hiçbir şey yaramaz. Siz orada bağımsızlık falan ilan edemezsiniz. Weimar'ın ekonomide önündeyiz. Sadece nüfusta önüne geçmemiz gerekiyor. Nüfusta da önüne geçtiğimiz zaman rahatlıkla bu bölüm Weimar Cumhuriyeti'ne savaşımızı ilan edebiliriz. O yüzden para biriktirip birazcık nüfus bekleteceğim. Zaten arkamda Birleşik Krallık var, arkamda Türkiye var. Yani ben onlarla İlişkilerimi iyi tuttuğum sürece onları da savaşa çağırırsam Weimar'ın içinden geçeriz hep birlikte. Evet, Türkiye ordularını nereden geçiriyor bilmiyorum ama böyle bir yerden dolandırıp götürmüş ki adam ordularını. Neredeyse bütün Rus İmparatorluğunu eline geçiriyordu adam. Evet, tamam. Sovyetler Birliği'nin burada tekrardan bağımsızlığını kurması birazcık garibime gitti açıkçası. Çok ilginç gerçekten. Burada tekrardan bir Sovyet kurulmasını beklemiyordum. Weimar Cumhuriyeti'nin büyüklüğüne rağmen gücü gerçekten çok az. Ve şu anda bir sürü kez asiler isyanı çıkıyor içerisinde ve aha hadi lan asiler devlet kurun. Ah be abi. Çok fazla asi çıkıyor içinde. Büyük ihtimalle bu asiler onu çok güçsüz duruma düşürecek. Oğlum Polonya kuruldu, Macaristan kuruldu, Çekoslovakya kuruldu, Romanya kuruldu, Ukrayna kuruldu. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Az önce ne oldu? Taktuk taktuk. Oğlum ne yaptınız? Hiç beklemiyordum. Takur tukur takur tukur devletler kuruluverdi birdenbire burada. Fransa'ya karşı bir savaş mı? Fransa'nın sömürgelerini istemeyen devlet mi olur? Elimle mi reddedeceğim o toprakları? O sömürgeleri nasıl reddederim?
Onların bana getireceği güçten nasıl ödün verebilirim? Bana bunu bir söyle, ben bundan nasıl vazgeçebilirim sence? 56 bin kişilik bir orduyla geliyorum. Çok yetersiz bir ordu, evet. Ama geliyorum. Geliyorum. Hem de Fransa'nın ana topraklarına geliyorum. Böyle de fazla güveniyorum kendime. Evet, gene o bir sıkıntı çıkaracak. Umarım kayıt çok sıkıntılı olmaz. Umarım. Benim ordu nerede? Şuradan döndün, gittin oraya. Oraya döndün, oraya girdin. Oraya çıkamıyorsun. Evet, çıktın, tamam. Çıkartmamız başarılı. Hemen şuradaki topraklarını Fransa'nın elimizde geçirelim hızlı bir şekilde. Böyle buralar düştü. Hemen şu orta yere bir liman inşaatı başlatalım biz en iyisi bir. Şuraya bir liman inşa edip. Şuralara bir 5'er binlik ordular bırakayım ben. Büyük ihtimalle Fransa buralara kadar iter diğerlerini ama benim ordularımı da görünce öylece kala kalır. Yani evet, olacağı buydu zaten. Bu şekilde senin bana kadar ulaşan topraklarını ben bir alayım. Tamam, hemen ben bu 29 bin orduyla o Afrika sömürgelerinin içinden geçmişler Fransa'nın. Fransa'nın kala kala 35 eyaleti kalmış. Bence bir barış anlaşması imzalanabilir aramızda. Ben sömürge istiyorum. Vazgeçtim. Ben sömürge falan istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece barış istiyorum. Ha, Türkiye de bu savaşta değil mi? Doğru. Türkiye hem Rus İmparatorluğuyla hem de diğer devletlerle olan savaşlarına iyi gidebiliyor sanırım. Weimar Cumhuriyeti çok büyük bir güçsüzlüğe düştü şu anda. Bence buna fırsat verip bizim acil olarak Weimar'a saldırmamız gerekiyor. Weimar çünkü şu an çok güçsüz. Bu güçsüzlüğünü kullanmamız lazım. Bir Fransa'nın şuradaki topraklarına gidelim hemen hızlı bir şekilde. Buraya çıkalım. Fransa'nın kalan topraklarını biz indirelim şöyle hızlıca. Evet, buraları indiriyoruz. Hemen Madagaskar'daki topraklarına da çıkalım bu arada hızlı bir şekilde. En azından buraları birleştiririz. Evet. Madagaskar'a çıkıyorum hemen hızlı bir şekilde. Evet, Madagaskar'a da çıktılar. Benim ordu gelsin bakalım. Benim ordu. Ha. Adasına çıkalım diyecektim. Yukarıdan ittiler bizi. Yapacağınız işin, yani yapacağınız işin Allah bin belasını versin yani. Bana illa en büyük nüfuslu toprağımdan ordu bastırıp göndereceksiniz buraya. Al al oraları. Al al al. Al onu orduyla al. Bana aptal. Benim topraklar gitti. Ya benim topraklarım gitti. Caf. Yani gerçekten beceriksizsiniz hepiniz. Alayınız beceriksizsiniz. Benim orduları acilen Weimar sınırına göndereceğim. Böyle Weimar sınırını ordulandıralım ve Weimar'a savaş ilan edelim. Çünkü bizim Weimar'a almamızın tek şansı bu. Weimar'ı bu kadar güçsüz düşmüşken yok etmeliyiz. Bu güçsüzlüğünü fırsat bilerek onları yok edeceğiz. Şu anda çok güçsüzler. Acayip güçsüzler. Onlardan güçlüyüz. Bu gücümüzü kullanmalımız lazım bizim. O yüzden paramız bayağı bir düşene kadar para biriktirelim. Sonra zaten Türkiye'yi mülkiye de çağıracağız. Ama anlaşılan senin içindeki asilerin birazcık desteklenmesini istiyorsun. Çünkü senin içindeki en büyük asi İsveç asileriymiş. Biz bir onları destekleyelim. Burada sürekli çıkan isyanlar senin ekonomine büyük zararlar verecektir ve bu benim işime gelir. Böyle buradaki isyanı ben sürekli desteklersem eğer, evet, burada bir isyan çıkacak pek yakında. Az kaldı. Evet, abi bir kez daha destekleyebiliyorum İsveç'i. Destekleyelim o zaman. Bir kez daha destekleyelim.
Evet, isyan riski şu an orada bayağı bir arttı. Devam ediyorum desteklemeye. Desteklemeye devam. Desteklemeye devam. Evet, isyan çıktı. Weimar hemen bastırdı tabii. Weimar bir isyanla daha iç savaşta şu anda gözüküyor. Oo, büyük asiler çıktı. Oo, çok asiler çıktı. Evet, şurada bir bağımsızlık olacak. Britanya Hindistan'ına karşı mı? Gelmem. Gelmem. Beni dövsen gelmem o savaşa ben. Bana ne yaparsan yap, ben o savaşa gelmem bu arada. Çünkü şu Britanya Hindistan'ı çok güçlü. Onu kimse yenemez. Kimse kolay kolay yenemez onu. Büyük hata yapıyorsunuz, kaybedeceksiniz. Türkiye zamanında yaptığın gibi hata yapıyorsun ama ben hata yapmayacağım. Ben hata yapmayacağım. Ben hata yapmayacağım Türkiye. Özür dilerim bunu yaptığım için ama ben böyle bir hatayı yapmayacağım. Zamanında Türklerin yaptığı hatayı yapamam. Özür dilerim. Sana bunu yapmayı hiç istemiyordum Türkiye. Gerçekten hiç istemiyordum ama biraz mantıklı hamlelerle ilerlememiz gerekiyor. Yani dişe diş, göze göz mantığı gibi bir şey bu. Yani tam olarak dişe diş, göze göz değil de. Yani bu daha çok öl ya da öldür kuralı gibi bir şey diyelim buna. Hemen arkadan 31.500 ordular yönlendiriyorum ön tarafa. Evet, vardı ordularımız. Türkiye topraklarına şöyle hızlıca girişimizi yapalım. Britanya Hindistan'ın önünü tamamen kestik ilerlemesindeki. Aa, arkadan şey yaptı, geçti. Tur atladım bir de yanlışlıkla ben ya. Ya 10 orduyla geliyor herif. Kanser ediyor ya. Oğlum 10 orduyla gelmek nedir? Gözünü seveyim. 10 ordu lan. Ben oralara bir düşür, ben bak ne yapıyorum. Şuraya gir, şuraya gir. Evet, tam olarak bunu yapacağız. Evet, topraklarımızı da geri kurtardık. Evet, kurtardık. Türkiye'nin de bayağı bir topraklarını elimize geçirdik. Türkiye'nin şu anda resmi olarak bütün gücünü bitiriyoruz. Şöyle Ankara'ya ordu yönlendirelim biraz arkadan. Bak. Buraya gel. Sen şöyle ol, sen de şöyle saldır, evet. Türkiye'nin topraklarına bakalım, evet, sadece burada toprakları var. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin o topraklarını indirirsek, ulan Türkiye ihanet etmez normalde. İzmir'i de düşürelim. Tekirdağ'a da geçelim buradan. Evet, Yunan topraklarına da gidelim. Evet, kalan Türkiye'nin son iki toprağını da 5 eyalet mi? 3 eyaleti varmış. Evet. Onları da düşürdüm. Sanırım büyük bir ihanet yaptım. Hem de çok büyük bir ihanet yaptım ama ben bu ihaneti yapmazsam ilerleyen zamanda Türkiye'nin bana yapmayacağı belli değildi. O yüzden maalesef ki hem Anadolu'ya girmek için, bu arada adamları yanlışlıkla vasalımız yapmışız. Ben bunun farkında değildim. Siz nasıl benim vasalım olabildiniz? Ben bunlara ne ara vasalım yaptım? Bir ilhak edelim lan o zaman. Madem vasalımız bunlar bizim, ilhak edelim.
Bu arada Weimar güçlendi. Herifler güçlendi. Dalabiliriz aslında şu an para biriktirip ama. Aa, reddetti lan herif. Helal lan sana. Az orada basayım da bakalım o zaman da reddedebiliyor musun? Zaten tamamını almayacağım Türkiye'nin. Yalnızca almak istediğim yere kadar alacağım Türkiye'yi. Evet. Şimdi bir vasalı serbest bırak deyip Türkiye'yi seçiyorum. Böyle seçi bırakıp fırçayı alıyorum. Ve ben almak istediğim yere kadar Türkiye'yi alıp evet. Hatta buranın da gerisinde. Aynen. Başkenti İzmir olacak şekilde bir Türkiye'yi bize bağlı olarak bırakıyorum. Böyle şuralara asimilasyonunu başlatalım da şuradaki orduyu bizim buradan çekmemiz lazım. Oraya zarar veriyorsunuz çünkü asimilasyonuna. Birleşik Krallık da ordularını bir bu topraklarımızdan gönderebilirse güzel olacak. 4 yıldır savaştasınız. Bırakın artık savaşı. Ordularını da topraklarından çek Birleşik Krallık. Ve çek de adam ol. Evet. Kafkasya olarak güzel topraklara sahibiz. Güzel topraklarımız var gerçekten. Ama Weimar Cumhuriyeti'ne savaş ilan etmemiz lazım. O yüzden de elimizi çabuk tutmalıyız biraz. Çünkü biz savaş ilan etmezsek başkası savaş ilan edecek. Zaten adamlarla çok az sınırımız var. O sınırları bari düzgün kullanarak savaş ilan etmemiz lazım. Yani tabii ki de bu kadarlık bir orduyla girmeyeceğim. O ayrı bir mesele tabii ki de. Şuralara ihmal kampları inşa edelim de. Buradaki ordularımızda bir şey olmasın, sıkıntı olmasın. Evet. Ordular geldiler buralara. Hızlı bir nüfus yatırımı. Onların da nüfus artıyor çünkü. Yalnız Weimar Cumhuriyeti şu an ikiye bölünmüş durumda. Yani benim istediğim yerler şuranın şu tarafı. Ben bu tarafı istiyorum. Diğer kalan yerlerde benim hiçbir isteğim yok. Çünkü ben ileride Birleşik Krallığı öldürebilirim. Yani bunu yapabilirim. Birleşik Krallığı müttefiklikten atıp yanıma Britanya Hindistan'ını almama bakar. Alır almaz ben Anadolu'dan da atarım. Mısır'ı da buradan indiririm. Türkiye'yi de indiririm işte şu toprakları da alırım. Buraları da alırım. Ben Karadeniz'i Türk Gölü yapacak kadar fazla toprağı elime geçiririm bir şekilde. Ama işte her şey o kadar kolay olmuyor işte. Şunu yaparım demekle hemen yapamıyorum bunu maalesef. Mısır Krallığı var ya ulan. Birleşik Krallığın vasalı olmayacağım ben sana o zaman yapacağımı biliyorum. Ben bunu ittifaktan kovamıyorum değil mi bunu? Herif bize hakaret etmiş zaten o ayrı bir mesele de. Ankara'da yalnız iyi bir ekonomi var ama bizim en büyük ekonomi nerede? Geberede değil mi bizim en büyük ekonomi? Evet, Geberede çok büyük bir ekonomimiz var bizim. Yalnız Weimar bizim ekonomimize yetişiyor. Şu anda İspanya ile savaşta. Ve Fransa'dan askeri geçiş izni almış. İsviçre'ye bak sen. Lan Türkiye. Birleşik Krallık savaşa geldi evet. Toplamda onlarla bir tek yerden sınırımız var. Toplamda tek yerden sınırımız olduğu için o tek yere göndereceğim bütün orduyu. Aslında buradaki bütün orduyu göndermek bizim için bir hata olur. Çünkü Weimar Cumhuriyeti ile ilişkilerimize şöyle bir bakacak olursak rezalet bir durumda. Bütün orduyu göndermek sıkıntılı olacaktır. O yüzden her yerden 10 bin 10 bin toplamda 40 bin ordu gönderelim. Yani Bulgaristan'ın o kadar ekonomisine karşın fazla toprağa şey olduğunu sanmıyorum.
Ordu çıkarabileceğini sanmıyorum. Çıkardı. Bir dakika, benim toprağım neden size giriyor? Şey, Anadolu'yu kaybediyor da. Birleşik Krallık'a acil destek lazım kanka bana. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. Ben böyle olmasını beklememiştim. Oğlum ama benim topraklarımı bırakmanız lazım. Oğlum ya hayır. Yapma, yapma. Hayır, benim topraklarımı alamazsınız. Artık durdurabilir miyim ben bu adamları? Artık durdurabilir miyim? Ya lütfen artık durun. Bu kadar ordu basmaya dursunlar artık. Ya oğlum. Aldık mı? Alıyoruz, tamam. Geri kaybetmeyelim de şöyle ben öne ordu atayım. %100 savaş zaferi skoru. Şimdi Türkiye topraklarını Türkiye'ye bırakacaksın. Şey bıraktıramadık, evet. Bir dakika. Bu şekilde. Bunu da geri çevir. Evet, tamam. İstediğimiz şekilde bir barış anlaşmasını onlara imzalattık. En azından böyle düşünmek lazım. En azından şöyle düşünelim. Bizim istediğimiz barış anlaşmasını imzaladılar. Ama biz büyük bir ordu kaybına ve büyük bir güç kaybına uğradık. Şu üste kaybettiğim orduları tekrar üste göndereyim diyeceğim de Weimar Cumhuriyeti biriyle savaşa girmiş gibi hissetmeye başladım ben nedense. Evet, İspanya'da savaştaydı. Hala savaşta. Neyse. Dostlar bu bölümlük bu kadarı yeterli olsun o zaman. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.